Evet, bugün neredeyiz? Ankara'da Millet Bahçesi'nde Yozgat tanıtım günlerindeyiz. Gezeceğiz, dolaşacağız, kültürünü öğreneceğiz, lezzetlerine bakacağız. Hadi siz de bizimle birlikte gelin. Aynası Yozgat günlerinde ve yanımızda Akdağ Madeni, doğru mu? Belediye başkanımız var. Başkanım, sözü bir tanıyalım. Nezih Yalçın, Akdağ Madeni Belediye Başkanıyım. Dahili uzmanıyım. 2019'dan beri Akdağ Madeni'nde hizmet etmeye gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Akdağ Madenimiz bin yıllık kalesiyle, tarihe damga vurmuş onlarca tarihi değeriyle, yine İç Anadolu'nun bozkırmızı inat, yemyeşil sarıçam ormanlarla kaplı bir ilçemiz. Tarihin doğayla buluştuğu kent olarak isimlendirdiğimiz bir ilçe. Başkanım, ben şöyle söyleyeyim. Şöyle de isimlerle de görüyorum. Evet. Baktığınız zaman işte Halk Eğitim Merkezi orada var. Akkonak diye geçiyor. Tarihi ne kadar Akkonak? Bizim tarihi konaklarımızın çok büyük bir kısmı 160-170 yıllık ortalama. Esasen Akdağ Madeni'nin eski yerleşim yerinde yüzlerce belki bu şekilde taş ve ahşap konak varken şu anda ne yazık ki dejenerasyonla birlikte, koruyamamakla birlikte 12 tane tescilli yapımız var. Bizim kullandığımız, sizin de bahsettiğiniz konağımız 1850'lerde yapılmış bir konak. Şu anda Akdağ Madeni Belediyesi olarak orayı misafir karşılama, ağırlama ve butikot olarak kullanıyoruz. Hususi misafirlerimizi misafir ediyoruz. Gelen misafirlerimizi de bekliyoruz oraya. Şimdi Akdağ Madeni Yozgat'ta çok önemli bir yer alıyor. Çünkü Yozgat dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen Akdağ. Turizm nasıl? Akdağ Madenimizde biliyorsunuz ilçe merkez nüfusumuz 22 bin düzeyinde. Köy nüfusumuz yine 22-23 bin düzeyinde. Ama yaz nüfusumuz 100 binin üzerinde. Esasen bizim turizmle alakalı söyleyeceğimiz en önemli şey Akdağ Madeni nüfusuna kayıtlı ama hem yurt içi hem yurt dışı yaşayan hemşehrilerimiz. Esasen bizim en çok ilçemizde misafir ettiğimiz gruba onlar giriyorlar. Onun dışında yine Akdağ Madeni'nin termal kaynaklarının olması, Akdağ Madeni'nin İç Anadolu'da sıralı ormanlarından bulunan tek yer olması, yüzölçümünün %52'si orman arazisi, Sarıkamış'tan sonra Türkiye'de sarıçam ormanlarının bulunduğu tek bölge, yine vahşi yaşamın canlı bulunduğu bir bölge. Böyle olması hem doğal severleri, hem tarih severleri, hem kültür severleri Akdağ Madeni cezbeden bir bölge. Ben bir belediye başkanı olarak soruyorum. Akdağ Madeni gerektiği kadar tanıtılıyor mu? Yani ben ilk defa geldim, burada resimlerden esinlenerek söylüyorum. İstediği gibi, gerektiği gibi tanıtılıyor mu? Mümkün mertebe elimizden geldiğince her platformda yer almaya çalışıyoruz. Fuarlarda, etkinliklerde, yine yaz dönemi yaptığımız festivallerde. Ama tabii siz de takdir edersiniz, 2 yıl boyunca pandemi ne yazık ki çok ciddi bir darbe vurdu. 2019'da biz görevi devraldık. 2019-2022, 4 yıllık, 3-3,5 yıllık bir süreç. Mümkün mertebe tanıttığımızı düşünüyorum. Vallahi ben şunu gördüm, şurada geyiği gördüm. Kamerada arkamız döndü ama ben böyle kar düştüğü zaman gelip o ormanları... Evet, arkadaki görüntüyü görmediniz. Evet, Esra gösterebiliyor musun ama... Böyle kar düştüğü zaman gelip harbiden bir orada çekim yapmak isterim başkanım. Tabii ki yani, olur, bekleriz. Yani mükemmel de gözüküyor. Tabii yaz ayrı ama kışın şu manzara, şu görüntü mükemmel. Şimdi şeyle ilgili söyleyeyim ben. Akdağ Madenimiz yine birazdan arkadaşlar da size bahsedeceklerdir. Coğrafi tescil ve patent, Türk Patent Kurumu'ndan aldığımız tescilli ürünümüz Akdağ Madeni Salep'i. Türkiye'nin en kaliteli saliplerinden bir tanesi. Markasını alarak, öğütme paketleme tesisini kurarak, yine yetiştiriciliğini yaparak o alanda bir çalışmamız oldu. Onun dışında Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanan resmi gazetede Akdağ Madeni termal turizm kapsamına alındı. Onunla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yine Akdağ Madeni ormanlarıyla alakalı orman içinde ekoturizm dediğimiz ya da glamping alanları oluşturma, yürüyüş parkurları, kamp karavan alanları vesaire, onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Dolayısıyla biz istiyoruz ki Akdağ Madeni İç Anadolu'nun göz bebeği, İç Anadolu'nun akciğerleri, İç Anadolu'nun incisi, Bozkır'ın yeşil vahası Akdağ Madeni'ni her platformda tanıtalım, bilmeyenlere gösterelim. Önce Yozgatlılara öğretelim, daha sonra Türkiye'deki diğer insanlara öğretelim. Çünkü Yozgat'ın diğer ilçelerindeki arkadaşlar da Akdağ Madeni'ni, Akdağ Madeni'ni diğer yerler gibi sarı topraktan ibaret zannediyorlar. Biz yemyeşil coğrafyanın temsilcileriyiz. Türkiye'nin İsviçre'nin alplerine ise Türkiye'nin Akdağ Madeni'nin yaylaları da odur diyoruz. Evet, ben çok teşekkür ederim başkanım. Başkanlara söz aldık, geleceğiz. O güzellikleri, özellikle kar yağdığı dönem, bir de o sıcak saletle beraber tanışacağız. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah Akdağ'da görüşürüz diyorum. Tabii ki, görüşmek üzere inşallah. Geçtim toprağa gidim, dayandım. Kumlar yanar, yağmur narinim. Bahar gelir, bağlur narinim. Yarine kavuşanım narinim. Feste canı sağ olur narinim. Kumlar yanar, yağmur narinim. Bahar gelir, bağlur narinim. Yarine kavuşanım narinim. Kara günü. Evet, gezimiz devam ediyor ve Akdağ Madeni olmazsa olmazı Salebi. Evet, Akdağ Madeni Salebi. Başkan Bey'imiz biraz önce patentinin coğrafi işaretinin alındığından bahsetti. Biz de Akdağ Madeni Salebi'nin yapılışından bahsedelim size. Türkiye'nin en kaliteli Salebi Akdağ Madeni'nde çıkıyor. Topraktan, doğada kendiliğinden çıkan orkidegillerden bir bitki ormanlık alanlarda, çaylık alanlarda Mayıs-Haziran aylarında çıkıyor. Maraş dondurmasına kıvam yolu veren Akdağ Madeni Salep. Öyle mi? Evet. Akdağ Madeni Salep. Yani Maraş'ta dondurma bizim ama Salep? Salep Akdağ Madeni'nden gidiyor. Evet. Şimdi diğer illerimizde de Salep çıkıyor. Ama Akdağ Madeni Salep'in özelliği 1 litre süte 4 gram Salep katıyoruz biz. Diğer illerimizde 7 gram Salep. Bunun da önemli olması nedenlerinden birisi glikomanlar açısından en değeri yüksek olan Akdağ Madeni Salebi. Marka Türk Patent Kurumu markasından tescillendi. Başkan Bey biraz önce anlattı. Biz 1 litre süte Akdağ Madeni Salebi'nin size yapılışından size de bahsedeyim. 1 litre süte ortalama ölçeğe bu kadar 70 gram şeker katıyoruz. Biraz önce de bahsettim ya. 1 litre süte yine bir tepeleme çay kaşığı, ortalama 4 gram, yarım yağ süt kullanıyoruz. İkisini bir harmanladıktan sonra güzelce harmanlıyoruz. Şu anda hazır halde bulundu. Kaynayan süte bir anda değil, yavaş yavaş. Bu şekilde devamlı karıştırıyoruz. 20-25 dakika karıştırdıktan sonra içim hazır haline geliyor. Kış aylarının vazgeçilmez tadı ve de dondurmanın ham maddesi Akdağ Madeni Salebi. Kış aylarında genellikle halkımız tüketiyor. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Demek ki yarım kilo aldık mı bir kışı geçireceğiz. Yarım kilo değil. 50 gram alsanız 50 gram salepten ortalama 60 fincan çıkar. Bu da size bir sene yeter. Kışı rahat rahat geçir. Kışı rahatlıkla çıkarır. Evet. 100 gram alırsanız 120 fincan çıkar. İyiymiş abi. Biz ne diyelim? Unutmayın bak hani Maraş diyor ya dondurma bizim. Ama Salep bizim. Salep olmazsa dondurma olmaz. Akdağ Madeni Salebi. Evet, ikiz aynası yoluna devam ediyor. Şu anda el sanatlarının olduğu yerdeyiz. Amca seni bir tanıyalım önce. Ben Yeni Vakılı Altındağ Mahallesi'nden Şükür Çağatay. Bu resim cam altı ürünlerine çalışırım. 45 senedir bununla uğraşırım. Amca bunun özelliği ne? Bu özelliği Osmanlı dönemine ait olup Osmanlıların figürlerini bu zamana kadar getirilmiştir. Bunlar günümüze kadar yaşatıyoruz. Yani bu figürler neyi anlatıyor burada? Bu figürler şimdi her resmin biliyorsun kendine has bir özelliği vardır. Onu yapan kişi bilir ve vatandaşa anlatır yani. Bu resim şey olaraktan gelir. Bunun anlamı ne dediğinde o vatandaş anlar yani. Bir söyler. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu yapan, resmi yapan ne anlattığını anlatması gerekiyor. Evet, doğru mu? Evet, doğrudur. Ama diyorsun ki bir Avemanlı yapılıyor bu. 3 tane Türkiye'de. Bir de Kütahya'da Çinlilerin içerisine işlerler yani. Çin tabakları. Bir de Yozgat'ta ben cam altı yapıyorum. Cama işliyorum. Onlar Çinlilerin içerisine işliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde de o yöreye kadar bunları bu yapıyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun amca? 45 senedir bununla uğraşırım kuzum. Evvelden divitine yapardım. He. Şimdi yenilikler olduğu için o bildiğiniz F1 diye bir kalemler var, ondan işliyor. Ondan yapıyorum kuzum. Bunlar?
Bunlar da işte yöremizde, memleketimizde Ugel'in, Kırgızların şeyleri. O da bizde haşır neşir oldu. O da bizim bir mahallemiz oldu. Oradan devam ediyoruz. Evet canım. Evet. İyi vallahi amca, eline koluna sağlık. Ne güzel 45. Var mı? Senden sonra yapacak biri yetişiyor mu? Vallahi ben yetiştireyim diyorum. Ben 70 yaşındayım. Bundan sonra bu şeyler benden gidecek eserler. Halk eğitim ediyorum. Benim elimden tutun. Birkaç tane Şükrü Çağatay'lar mı çıksın, üretsin. Ben gidiyorum. Kimse de seslenmiyor. Şu anda kendi halimizde. Kendi şeyimizde. Şimdi bunlar üretilir ama ben kimseden hiçbir şey almadan yaptım bunu. 45 sene önce ustam yok benim. Kendi kavamdan kendi icraatım. Ne güzel, ne güzel. Amca vallahi helal olsun. Yolun açık olsun diyelim. Ne diyelim yani? Allah. İnşallah görürler. Bu sanatta siz yayınlarsınız, sizin sayenizde şey yazacağım. Yayınlayacağım bunu da şey yapayım. Horantalarım, çocuklarım görsün sizden yayınladığını. Gece bakıyorum filmlerinize, neyinize, oturuyorum, uykum gelmiyor. TV 6'yı açıyorum, orada dinliyorum. O zaman TV 6'yı izlemeye devam ettik. Güzel aynası yoluna devam ettik. Evet, evet. Evet, yolumuza devam ederken yanımıza bir ablamız geldi. Kırgız Türklerinden. Kırgız Türklerinden. Ben Cemile Çelik. Nedir anneanneniz, töreniz, ne zaman geldiniz? Bizim töremiz 82'de geldiniz Türkiye'ye. Zihnimiz de farklı, kıyafetlerimiz de farklı, kültürümüz çok farklı. Biz düğünlerimizde mesela gelinlik yoktu. Şimdi yeni yeni başladı gelinlikler. Kına gecesi yoktu. Yeni yeni başladı. Böyle yeniden yani bir şey yaptı. Niye gelinlik yoktu? Ne giyiyorlardı? Böyle süslü kıyafetler. Ama bizlere daha önce kadınlar giyiniyordu. Küpeler, takılar daha öne çıkıyordu. Şimdi sadece gelinlik ama geliyor. Bizlere daha önce gelinlik yoktu. Bizlere böyle yöresel kıyafetler vardı. Evet. Artık zaman geçtikçe gelinlik başladı. Kırgızların en meşhur yemeği? En meşhur yemeği pilavıyla mantısı. Pilavıyla mantı. Bir etli pilav var değil mi sizde, öyle evet, mi? Evet, Özbek pilavıyla benzer pilav. Ama biz o Özbeklere ait. Bizimki sadece normal bir pilavımız var. Havuçlu, farklı ama. Nasıl, mantımız, tarifi nasıl? Tarifi havuç, sonra soğanla, havuçla. Pirinç, havuç, evet. Soğan. Evet, sonra da baharatlar. Baharatlar, evet. Neyse, bir gün gelir Kırgız. Bekleriz yeni farklılığa inşallah gelirseniz. Orada otağımız da var, Kozaklı'da. Boz evleri, hani Diriliş Ertuğrul'da gördüğünüz evleri oraya diktik. Bu kıyafetlerimiz orada var, giyebiliyorsunuz, yemeğimizi yiyebiliyorsunuz. Yani çayımız, kahvemiz, içecek her şey orada dahil. İnşallah bir gün bekleriz yolun, inşallah. Düşerse, inşallah bekleriz. Güzel nasıl yoluna devam ediyor. Bekleriz. Teşekkür ederiz. Evet, dikiz aynası Yozgat günlerine yoğunla devam ediyor. Sarıkaya Belediye Başkanımızla beraberiz. Başkanım öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi bir tanıyalım. Ömer Aşken, Sarıkaya Belediye Başkanıyım. Valla başkanım, biz öyle bir tarihi yerin önündeyiz ki. Evet. Burası görmüş olduğunuz bir 2000 yıllık tarihi bir yapı. Antik Roma hamamı. Tabi literatürde Basilica Terma diye geçiyor. Yapıldı. Bu birebir aynı maketidir. Şehrin tam ortasında. Bir özelliği var. Dünyada işi benzeri yok. Yapıldığı tarihten itibaren içerisinde kendi artezyen çıkan doğal sıcak suyu var. Bir şifa merkezi olarak, arınma merkezi olarak inşa edilmiş ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde şu anda yerini aldı. Başkanım, bu şu anda faal olarak açık mı? Yani gelip izleyicilerimiz gelip... Tabii, herkes görebilir ama içeriye giriş için şu anda bir çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları yapılıyor çevresinde. Zannederim Mart'tan itibaren de öğren yeri kapsamını alıp ziyaretçiye açacağız. Başkanım, Sarıkaya'nın başka neyi var? Neyi meşhur? Yani tarihi, yemeği, dokusu? Sarıkaya'da bu tarihi yapılar çok meşhur biliyorsunuz. Yani bu Roma medeniyetine beşiklik yapmış bir yer. Yani üzerinden 3-5 medeniyet daha geçmiş. Tabii ki farklı kültürleri içinde barındıran bir şehir Sarıkaya. Hem gastronomi olarak, hem yayla turizm olarak, hem sağlık turizm olarak gezip görülmesi gereken. Valla bir de Ankara'ya çok yakın. Aslında biraz da Yozgat ortada kalıyor. Yani bak. Yani Türkiye'nin tam ortası Sarıkaya, evet, şu anda. Yani, Ankara'ya da yakın, Kapadokya'ya da yakın, Kayseri'ye, Sivas'a da yakın. Güzel bir lokasyondayız. Şöyle söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla dediğim gibi tarihi içinde barındırıyor. Dışarıdan gelecek turistler falan konaklamaydı, yemekti, yani bunlar... Tabii hiçbir sıkıntı yok. Yeter, tesislerimiz yeterli seviyede. Daha da geliştiriyoruz zaten.
herkesi misafir etmek isteriz. Şehrimize bekliyoruz. Evet, ben çok teşekkür ederim başkanım, sağ olasınız. Vallahi ben gelip bunu yerinde gördüm. İnşallah gelip içine girmenizi de isterim. Bu sudan faydalanmanızı rica ederim. Vallahi geleceğim. İnşallah. Sağ olun. Evet, dikiz enesi yoluna devam ediyor. Harman yere süpürdüm, bağdaş kurdum, oturdum. Eyvahlar vahlar bana nazlı yârim yitirdim. Eyvahlar vahlar bana nazlı yâri yitirdim. Kumlar yanar yağmur narinim, bahar gelir bağmur narinim. Yâr ile kavuşalım narinim, feste canı sağ olur. Dikiz aynası yolunlar devam ediyor Yozgat günlerine. Başkanım neredeyiz şu anda? Şu an Saraykent'in sandayız. Başkanım sizi bir tanıyalım. Ahmet Öcal ben. Yozgat Saraykent ilçe belediye başkanı. İki dönemdir memleketimde hizmet ediyoruz. Güzel bir etkinlik var burada. Ona geldik. Saraykent has pekmezimizi tanıtıyoruz. Nohut'umuz, halk eğitim müdürlüğümüzün yaptıkları ürünler. Onları tanıtıyoruz. Başkanım gördüğüm kadar pekmez herhalde sizde. Aynen. Bayağı bir... Aynen. Saraykent öz pekmez. Çok güzel. Aroması çok güzel. Tatmanızı tavsiye ederim. Ben bunu o zaman size çantama koydum zaten. Hemen tat koyun siz. Hemen koyun kardeşim. Size ikramımız olsun. Teşekkür ederim. Başkanım nohut falan da herhalde burada. Nohut da Saraykent öz. Mercimek özellikle Türkiye'den iyi yetiştiği yer Saraykent. Yozgat. Çok güzel. Onlardan da size hediye edelim. Tamam olur. Vallahi biz hiç yok demeyiz başkanım. Tamam. Ama başkanım şey değil mi? Bunun bulgur pilavıyla çok güzel oluyor. Aynen. Bulgur pilavıyla çok güzel, evet, olur. Yani herkes bilmez ama bunu. Aynen. Vallahi biz daha yapıyoruz. Gel başkanım. Gel sen de böyle gel. Daha, şimdi ben bulgur pilavı dedim. Ya bu mercimek çorbası. Özellikle harissa dediğimiz çorbası çok daha lezzetli olur. Kışlık yemek. Yani antibiyotik. Mercimekli pilav. Mercimekli pilav çok güzel olur yani. Ben bu çorba değil, aklıma askerlik geliyor. Evet. Evet. Oradan karışık şekillerdi. Aynen. Yani asıl merkezi Saraykent'tir. Lokutumuzda, mercimeğimizde gerçekten çok çabuk pişer. Bu böyle 200 yıllık hatta ilk asırlık bağlarımızdan gelme bir üzüm. Nesli tükenmek olan bir üzüm. İnşallah biz yaşatıyoruz bunları. Özellikle karamara pekmezi diye çok meşhurdur. Tatmanızı isteriz. Hatta burada açık pekmezimiz var. Valla o işlere hanım bakıyor. Bakma şimdi kameranın önünde ama evet. O işlere hanım bakıyor benim. Yani bir kaşık tadabilirsiniz. Tadına bakabilirsiniz. Ha bir kaşık. Tabii. Derisi yok yani. Tabii ki var. Gerisi var kardeşim. Gerisi de var. Başkanım inşallah yolumuz düşerse bekleriz. Saraykent'e de bekleriz. Saraykent'e geleceğiz. Kendi otelimizde ağırlamak isteriz sizleri. Ben telefonunuzu da alacağım ama söz başkanım geleceğim valla. Biz bir Van turumuz var değil mi bizim önce? Van dönüşü uğrayacağız bekleriz başkanım. İnşallah Saraykent'e evet. Ağırlamakta mutlu oluruz sizlere. Yolumuza devam ediyoruz. Olsun. Yozgat günlerinde yolumuza devam ediyoruz. Kimle beraberiz? Neredeyiz? Başkana bir soralım. Yozgat Ahtağ Madeni Olukuzu Belediye Başkanı Hasan Aydın söyle. Vallahi başkanım Anadolu deyip de böyle yörük çadırı gibi hamur olmadan olmaz. Ama başkanım her yer turşu görüyorum ben. Olukozumuzun has kendine ait olan meşhur turşusudur bu. Ha, yani Olukozunda turşu meşhurdur yani. Başkanım var mı fabrika? Fabrikasını yeni kurduk, kooperatifini kurduk, üretimine başladık. Allah nasip ederse geleceğinde iyi görüyoruz. Başkanım Olukozu biraz anlatırsanız, vallahi burada da o kadar güzel bir koku geliyor ki sunmakta zorlanıyorum. Vallahi başkanım siz de benim gibi inkar etmiyorsunuz ama. Suyundan Olukozu'nun, turşusunun suyundan. Evet. Başkanım neyi var Olukozu'nun? Yani Olukozu nüfusu şu an için 1500 ama bayağı göçebe taşıma nüfuslarımız var. Yazın geliyor, kışın gidiyorlar. Ondan dolayı 1500 falan civarında şu andaki nüfusumuz ama Allah izin ederse şu anda başlamakta olan bir tane 100 konutluk TOKİ'miz var. 86 tane şu an için hazırladığımız arsamız var. Talebimiz var. Olukozu'nu seviyorlar. Olukozu rağbet görüyor. Olukozu'ndan herkes şu an için yer düşünüyor. Valla yenge de burada. Evet. Yenge gel yenge. Valla bak gel böyle gel böyle. Valla ne güzel.
ama sopayla gelmiyor. Vallahi bilmiyorum. Yenge, belediye başkanının eşisiniz. Sen evet, Elif Aydınsoy. Vallahi ne güzel böyle kendi elinize hizmet ediyorsunuz. Memleketi tanıtıyoruz. Memleket için. Köyümüzü tanıtıyoruz. Bunlar yıllar önce olması gereken bir şeydi ama eşim başkan olduktan sonra biz bunların farkına vardık ve de bu işe atıldık. İnşallah sonunu güzel görüyor, başarılı. Vallahi Cumhurbaşkanımız diyor ya, başarılı bir belediye başkanı arasında başarılı bir... İnşallah. 30 yıldır başardık. Her şeyi başardım eşimle. Bundan sonrasında daha güzel görmekteyim. Sopa mı gitti? Sopa mı gitti? Tamam, bıraktık. Evet, dikiz aynası yoluna devam ediyor. Evet, Yozgat günlerinde yolumuza devam ederken Zuhal ablayla tanıştık. Meşhur Yozgat'ımızın un helvası bu. Önce bakalım Zuhal abla kimdir? Niye bu kadar Zuhal abla diyorlar? Bunu anlatacaksın. Zuhal abla kimdir? Zuhal abla Yozgatlı bir girişimci bayanım. Çocuklarımı büyüttüm. 4 tane evladımı yetiştirdim. Büyüklerimize hizmetimizi yaptım. Görevim tamamlandı. Evde yalnız kaldım eşimle. Sonra bu işleri ben zaten yapıyordum. 4-5 yıl önce de bir Instagram sayfası açtım. Sayfamızda böyle bir aşırı bir talep gördü. Sanki Yozgat'ta bir parantez içinde boşluk varmış. Helvacı Zuhal oraya oturdu birden. Ben de bunu bırakmak istemedim. İl dışına, yurt dışına siparişlerim oluyor, gönderiyorum. Bunu valla böyle gidiyor. Beğeni alıyorum. Çok büyük. Diyorlar her yerin bir şeyi var. Yozgat'ın neyi var? Lokumu çikolatayı her yerde buluyoruz. Ama diyorlar Zuhal Hanım bunu her yerde bulamıyoruz. Onun için ben de bunu yaşatmaya karar verdim. Şu anda 2 tane çalışanım var. Ben bunun sayısını arttırmak istiyorum. Buradan da böyle yani destek verin diyor. Söylüyor. Evet, büyüklerimden destek bekliyorum. Sahip çıksınlar. Memleketimizde sınırlı, belli başlı bir şeyler var. Çok fazla bir şeylerimiz yok. Bu da bir Zuhal Hanım'ın memleketine. Nasıl yapılıyor çok bu? Zahmetli yapımı var. Çok zahmetli. Un çok ağır ateşte kavrulması gerekiyor. Bayağı bir uzun. Bu arkadaşlar irmik helvası değil, un helvası. Un helvası. Tereyağıyla yapıyorsun. Tereyağıyla yoğuruyorsun. Sonra bir daha kavuruyorsun. Sonra bunu şerbetle buluşturma aşaması. Tek tek elinde kesiyorsun. Ya yani emek gerektiren bir şey. Bir de bu Yozgat'ta sade klasik helva olarak bu yapılır. Ben bunu çeşitlendirmeyi de düşünüyorum. Yapmaya başladım. Bu şekilde ben bunu kakaolusunu da yapıyorum. Damla sakızlıyı da yapıyorum. Bayağı bir talep gördü bunlarda. Sütün, kahvenin, çayın yanında. Ben de talebe göre yapıyorum. Vallahi kurabiye gibi aynı, değil mi? Kavala kurabiyesi gibi. Cevizli de yaptım. Arzuya göre tabii ki uzun maliyet biraz daha hayat şartları pahalandığı için. O yüzden cevizli falan biraz. Çünkü söyleyecekti bize. Hani evet. Suyun var mı var, helva yap sana diye. Onu bilmiyorum ama başka var. Hadi gel onunla veda edelim. Helvacı helva. Tamam hadi. Tamam hadi öyle yapalım. En son. Helvacı helva, şeker lokum helva. Helvacı helva, şeker lokum helva. En güzel helva Zuhal helva. Bunlar ayrıca ücret alacağız. Evet, yolumuza olmaz. Devam et. Yolun. Gittiğin o yoldan çabuk gelemin. Sen tozunu silsen, ben seni öpsem. Vefasız o yollar yorar da seni. Sen terini silsen, ben seni öpsem. Vefasız bu yollar yorar da seni. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Sürmeli Kadın Kooperatifindeyiz. Başkanla beraberiz. Başkan, size önce bir tanıyalım. Ben İhnur Ünals, Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifi başkanıyım. Başkan, ne zamandır kooperatif? Kooperatifimiz yeni oluşmakta. 1 yıllık yeni büyümeye çalışıyoruz. Neler var kooperatifte, neler yapıyorsunuz? Kooperatifte ev hanımlarımızın ürettiği Yozgat yöresine ait yöresel ürünlerimizi üretiyoruz. Valla ben burada bir şey dikkatimi çekti. Gül sirkesi. İlk defa gördüm. Evet. Şöyle. İlk defa görüyorum gülün sirkesini.
Evet, Yozgat'ta da gül sirkesini yapan kooperatif üyemiz var, arkadaşımız yapıyor. Yozgat'ın kendi bahçesinde yetiştirdiği güllerden. Kokulu pembe güllerden yapmış olduğumuz gül sirkesi. Valla yani biz Türkiye'yi geziyoruz. Çok şey gördük ama ilk defa gül sirkesi görüyor. Bu da başka evet, neler? Denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceğim bunu zaten ben. Tamam. Neyse. Başka neler var? Başta dut pekmezlerimiz var. Dut pekmezi? Dut pekmezimiz var. Yine elma pekmezimiz var farklı olarak. Yozgat yöresine ait beyaz üzümden yapılan üzüm pekmezimiz var. Kuşburnu sirkelerimiz var çeşit çeşit. Artık hanımlar her şeyin sirkesini yapıyorlar. Evet, duydum yani işte erik sirkesini biliyorum, elma sirkesini. Evet, evet, evet. Gül sirkesini gerçekten ilk defa gördüm. İlk defa. Bakliyatlar var orada. Aynen. Yozgat yöresi biliyorsunuz İç Anadolu'da bakliyatlarıyla meşhur. Yozgat mercimeğimiz de çok meşhur. Yozgat mercimeğimiz var, nohudumuz var yine. Bulgurumuz var, ince bulgurumuz var. Buğdayımızı satıyoruz. Aşurelik buğdaylarımız var. Kurularımız var. Yani yolumuza böyle devam ediyoruz diyorsun. Evet, şimdilik böyle yani devam ediyoruz. Kesin bir deneyeceğim. Hakikaten ilk defa görüyorum. İzleyicilere göstermek istiyorum. Bir deneyin. Özellikle cilt hastalıklarına çok iyi gelir. Geldiği söyleniyor, evet. Ha, yani bu normale yemeğe falan konmuyor. Bir de yanlış salatalara şey yapmayalım. Salatalara da konulabilir. Tabii ki cilde de uygulanabilir. Yani ben şimdi hani böyle konuştum ama neye yaradığını da sormadan. Evet. Ama içinde gül yaprakları var. Bunu sirkenin anası deniyor. Özelliği o doğal olduğunu gösteriyor. Altındaki o tortu gibi duran şey aslında onun doğallığının bir göstergesi. Vallahi başkanım. Ev ortamında yapılmış, hiçbir katkı maddesi olmayan, hiçbir koruyucu maddesi olmayan tamamen doğal gül sirkemiz. Evet. Şifa niyetine lendi. Orada da bir Yozgat sürmelisi mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Beklerin. Her yerde karşılaşıyoruz. Herhalde Yozgat'ı en iyi temsil eden sanatçı. Kırşehir'in de Yozgatların çok ekmeğini yedim. Düğünlerini çaldım. Konserlerini verdim. Yozgat insanı değerli insan. Mert insan. Yozgat diyorsun. Ha, o zaman Yozgat sürmelisiyle biz gidelim. Valla Yozgat sürmelisini geldi. Emmimden bir şey okuyayım Neşet'e. Neşet Ertaş diyeceksin değil mi? Vallahi başkan iyi denk geldi. Kesinlikle. Yaşar Bey bizim için çok değerlidir. Teşekkür ederim. Her ortamda da bizimle birlikte olur. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah Yaşar kardeşimizin de. Estağfurullah. O onu... Derde düştüm dermanım aradım. Derdimin dermanı yarimiş meğer. Yari arar kan yar denir adım. Yerden ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Zorumuş meğer, zorumuş meğer. Yar yarar han, yerden aradım. Yerden ayrı kalmak ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, ya dost. Zorumuş meğer. Evet, biz bir eğlenceden çıktık geldik. Tam da başkanım sizin standdaydık. Evet. Tanıyalım önce sizi. Boğaziçi Belediye Başkanı Gökhan Coşar ben. Vallahi başkanım herkes öyle mi Boğaziçi'nde böyle... Coşkumuz da var, çalışmamız da var. Hepsi ama var, evet. Başkanım nasıl gidiyor? Gayet güzel. Burada ilçemizin yöresel ürünlerini, kadın kooperatifimizin yapmış olduğu ürünleri getirdik. Aynı zamanda içeride ilçemizi tanıtıyoruz. İşte Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemiz, ilçemizin güzel yatırım alanları, ilçemizin güzellikleri, ilçemizin yöresel ürünlerini getirdik buraya. Tanıtıyoruz. Güzel, halkımızın ilgisi yoğun. Yozgat tanıtım günleri 11 yıldır olmuyordu. İlk defa diyor. Biraz da tecrübe eksikliğimiz var. İnşallah bir de olursa ama kalabalık. Kalabalık. Evet, kalabalık. Yani büyük bir ilgi var. İlgi yoğun. Ben buradan da
kuru ilgi gösteren bütün Yozgatlı hemşerilerimize, Ankara'da yaşayan, yaşamayan bütün hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. Bir tarafımızda ilçe başkanımız var. İlçe başkanımız, maşallah başkan sen iyi satıyordun, gel 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 diye. Gel gel gel. Biz pazarcıyız, pazardan gelmeyiz. Yani bunu o yüzden iyi satıyoruz. Başkan tanıyalım sizi de. Ben Osman Düğenci, emekli öğretmen, Boğazan AK Parti ilçe başkanıyım. Destek olmaya geldik burada. İyi yaptınız. İyi de yapıyorsunuz maşallah. Kooperatif başkanımız. Evet, Bilgen Altuntaş. Başkanım nasıl gidiyor? Asıl marifet sizde. Evet, teşekkür ederim. Gayet güzel. Sağ olsun belediye başkanımız Gökhan Coşar Beyefendi'nin de yardımlarıyla. Hanımlarımızın da el becerileri bir şeyler yapmaya çalıştık. Ürünlerimizi gönderdik. Bakalım hayırlısı. Vallahi ne güzel. Genelde yufka armağanı. Evet. Evet. Vallahi işte Anadolu böyle. Bir misafirimiz daha var. Kolay gelsin, hoş geldiniz. Ben de Nurullah Nurdoğan, ben de Boğazlıyanlıyım. Ziyaret ediyoruz standımızı. Teşekkür ediyorum. Tabii. Başkanım, almışsın hemşehrilerin arkana. Tabii tabii, bütün hemşehrilerimiz burada çok büyük destek oluyorlar. Ben onlara burada yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'da yaşayan bütün Boğazlıyanlı hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz. İki gün daha buradayız. Biz ne diyelim, gelin. Evet, eyvallah. Buraya değil, direkt... Tabii Boğaziçi'ne bekliyoruz tabii. Silah-ı Rahim yapsınlar, gelsinler ilçemize. Tabii gelsinler. Evet, dikiz aynası yoluna devam ediyor. Başkanım teşekkür ederim. Evet, Yozgat'ı gezerken yanımıza öyle biri denk geldi ki tesadüf deriz. Tanıyalım başkan sizi. İsmim Eyüp Coşkun, Yozgat Lokantacılar Esnaf Odası Başkanıyım. Yozgat'tan geliyoruz. Gastronomimizi Ankara'ya tanıtmaya geldik. Başkan, Yozgat'ın neyi meşhur? Yemek yani gastronomi deyince aklına ne geliyor? Yozgat'ımızın meşhur testi kebabımız vardır. Testi içerisinde pişen tandır kebabımız vardır. Yozgat'ın en güzel yemeğidir. Arabaşımız, bulgur pilavımız, yalnız bizimki yufka ekmeğin üzerine dökülen ayrı bir yemeğimizdir. Tabii ki patatesli mantımız. Ya bizim saymakla bitmeyecek kadar lezzetimiz var. Yani aslında Yozgat tarihinde... Gastronomi şehri aslında. Peki gerekli tanıtım yapılıyor mu bunun için? Ya işte bizim en büyük eksikliğimiz burada. Tanıtımlarımızı çok az yapıyoruz. Tanıtımları yapamadığımız için de bunları anlatamıyoruz. Mesela Desti Kebap dedim, herkes Nevşehir'i bilir. Ama Nevşehir dış Desti'nin sahibidir. İçinin yemeği bize aittir. Orada mesela çok farklı yaparlar. İçine patlıcanı, patatesi korlar ama Desti olmaz. Diğer ürünler, arabaşımız mesela Konya sahip çıkar, Afyon sahip çıkar. Ama bunlar Yozgat'ta geleneksel hale gelmiş. Mesela Desti Kebabı Çamlık'ta Çapanoğlu tarafından yapılmış, daha öncesinden yapılmış bir yemektir yani. Ne var Desti Kebabı'nın içinde? Desti Kebabı'nın içerisinde kuzu eti olur. Sarımsak, biber, domates ve de 12 çeşit karıştırılmış özel baharat olur. Başka hiçbir şey konmaz. Yani öyle patlıcan da oydu buydu. Yok, hiçbir olmaz. Onların içerisinde hiçbir şey yoktur. Yozgat'ta yediğiniz zaman görürsünüz zaten. Onların hiçbirini göremezsiniz. Valla Yozgat'a geleceğiz. Bu arada Yozgat köftesi mi bu da? Bu da Yozgat köftesi. Bunun da farklılığı şöyle söyleyeyim. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Sadece bu et tutması için bayatlamış ekmek ve birlikte baharatıyla karıştırılmış safi bir ettir. Bir de saç dikkatimi çekti benim. Saçla ayrıca yapılır diğer şekilde de. Saçta bunu biraz da yağda yapmak isteyenler vardır. Bu da ona yönelik yaptığımız bir yani yiyecek. Normalde mangalda da yapılıyor ama. Mangalda, yağda, diğer ızgara ocağında hepsinde yapılabilen bir yiyeceğimizdir. Aynen. Bu da ayrı bir lezzeti vardır ama şimdi biraz da uzak olduğumuz için ilk günden yaptık ama bugün gösteremiyoruz. Biz bunu normalde parmak çöreğin arasında veririz. Bizim de meşhur bir yemeğimiz vardır, parmak çöreği. Bu nasıl? Başkanım bir anlatır mısın? Merak etmiştim. Parmak çöreğimiz içeride arkadaşlar da şimdi vardır ama hayatladığı için biz bitirdik dünden. 1000 tane getirdik, dün bitti burada. Yozgat'ın aslında sabah kahvaltılarının ve de öğlen köftenin yanında yenecek en güzel yemektir. Parmak çöreğimiz özel bir ekmeğimizdir. Vallahi yani tamam Yozgat'ı o şeyle türküleriyle falan biliyoruz da ben yemek olarak bu kadar bilmiyordum. Yozgat'ımız gerçekten çok farklı bir şeydir. Gastronomide aslında çok çok farklı lezzetlerimiz vardır. Ama bunu gelip tatmak lazım. Yerinde bir de ya bunun için ayrı bir fuar düzenlenmeli mi? Yani tabii ki biz aslında bu sene gerçekleştiremedik ama biz Yozgat'ta Gastronomi Günleri adı altında bir fuar yapacağız. Bu bizim kendimizin bir vaadi.
seçimlere, biz de seçimle geliyoruz burada. Seçimlere gelmeden önce ben bir vaat yapmıştım. Yozgat'ın tüm yemeğini tüm Türkiye'ye duyuracağım diye. Desti yarışmalarıyla destimizi artık belli bir hale getirdik. Bugün buraya lezzetlerimizi getirdik. Onları da yapıyoruz. İnşallah daha farklı şekilde, ama Yozgat'ta çok büyük, 40 tane ilin katılacağı ve de turizm otelciliklerin katılacağı bir gastronomi, yemek şöleni ve yarışmalar yaptıracağız. Bunu da ilk defa TV6 ekranlarında duymuş tabii oluyorsunuz. Tüm Türkiye'yi de davet ediyoruz Yozgat'a. Bu lezzetlerimizi tadın. Yozgat insanını görün. Yiğit, mert ve de misafirperver olduklarını herkes görsün. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Çekerek şefaatle yanımda
içenler kanar, donup sever halkı dost için yanar. Her batılı Yozgat'ın kızı gerçekten ama asla reddedilmez bitse meydana. Gerek duymaz onlar Şam'a şöhreti, anılar bahçesi, gerek bir yolat. Yozgat'ın gençleri yürüyüşün keresi, vatan yangındarsa bitmez çilesi. Bozulur her böyle Türkiye'nin karesi, şehitler kalbinde senin bir yolat. Evet, Ankara'dayız, Yozgat günlerindeyiz. Benim çok sevgili bir abim yanımda, Murat Balaban. Kendisiyle Antalya'dan tanışıyoruz. Televizyon programları, Türk halk müziği, yeni eserler. Abi Ankara'ya hoş geldin önce. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Yine anlamlı bir günde Ankara'dayım. Yozgat tanıtım günleri, hemşehrilerimle beraberim. Bu ara Antalya'ya bir ara verdik. Konserler derken, bugün de birazdan hemşehrilerimize türküler söyleyip coşacağım. Abi yeni bir şeyler var. Ben takip ediyorum. Eyvallah, var. Yeni bir esere başladım. İnşallah çok kısa zamanda da aranjelerini, stüdyo kayıtlarını yapıp ondan sonra da klibini çekeceğim. Çok güzel, çok müthiş, içten gelerek yazdım. Hatta ismini de seninle paylaşayım. İster misin? İlk defa TV6. Tamam abi. Hatta beni biraz daha alayım. İnanın sözleri de bitmek üzere. Kalbimin en derin yarası. Abi zaten isimle olayı götürdük. Murat abi televizyon programları falan. Evet, pandemiden dolayı bir ara vermiştim ama tekrar yani bu günlerde belli olacak. İnşallah bu sezona yetiştirmeye çalışacağız. Yeni bir proje var ya. Evet, var. Televizyon projesi var. Yani televizyonsuz yapamıyoruz. Yani müzikle bütünleştirince izleyicilerle güzel oluyor. Biz de orada mutlu oluyoruz. Sağ olasın. Siz de TV altı olarak her zaman yanımdasınız. Abi ne demek her zaman. Abi ben şöyle söyleyeyim. Artık müzik dejenere oldu. Yani eski tadı kalmadı. Ama sen yıllardır bu işin içindesin. Evet. Bu yeni dejenere olmuş müziğe nasıl bakıyorsun? Yani eski tadı alamıyoruz. Eski duyguyu alamıyoruz. Ya şimdi ilk başta çabuk tüketildiği için tabii ki ben de aslında eskileri özlüyorum ama yani şu andaki yaptığımız her şey biliyorsunuz sosyal medya aracılığıyla çok çabuk tüketiliyor. Yani gündeme gelse de gündemde çok eski şarkılar gibi kalmıyor. Eski samimi şarkılar da yazılmaz oldu. Artık gündeme dair işte ne bileyim şakamsı şeyler, duygusuz, içtenlik olmayan şarkılar üretilince böyle bir şey çıktı ortaya. Ama bizler yine böyle 5 dakikada 10 dakikada değil de kalbimizde demlene o şarkıları üretmeye devam ediyoruz. Abi şey mi ya, aşklar mı eskidi? Ya aşklar şöyle, o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi diyor ki gel diyor bana diyor aşık olalım diyor. Gel diyor ikimiz de bana aşık olalım diyor, seni boş ver diyor. Yani bendeki aşkı yaşayalım diye herkes kendi içindeki aşkı karşısındakine yaşatmaya çalışınca en ufak bir tartışmada aç da kalmıyor, meş de kalmıyor. Oo, abi ne güzel anlattın öyle valla. Yani şöyle söyleyeyim, herkes içindeki aşk karşı, aslında aşk bir bütündür, karşılıklı yaşanır. Onlar azaldı galiba. Değil mi? O artık o aşkın eski şeyi azaldı. Yine teknolojinin büyük ayıbı abi, var burada. Ben bir şey diyeyim mi? Dedin ya yeni eseri yazıyorum dedim, evet, değil mi abi? Evet, bak evet. Yani artık biz yazmayı bıraktık yani o aşk mektupları. Yani böyle eskilere gittiğimiz zaman ya değil mi? Ya şimdi yani? Şöyle söyleyeyim, üretmek, yazmak zaman kaybı gibi oldu artık insanlar için. Niye o zaman zarfında diyor işte diyor Facebook'ta gezerim diyor, TikTok'ta orada daha hoşuna gidiyor. Orada gördüğü enteresan şeyleri daha çok benimsiyor. Ben tahammül de kalmadım. Ama şey ya, bu biraz zorlanmadım yani bu bize birazcık böyle deklare edilmedi mi? Yani o sosyal tabii, medya evet kesinlikle. Yani kesinlikle. Ya şimdi hazırcılık oldu. Hep önümüze hazır geldiği için bizler de buna ayak uydurduk. Aslında çok güzel şeyler oldu. Bunu biz düzgün kullandığımız zaman düşünseniz eskiden bir haftada mektup gidiyordu. Evet. Şimdi anında gidiyor, bir de onu gördü mü? Onu da bir görüyorsun. Ya değil mi? O işte o beklemek bile bir heyecandı. Yani o mektubun sana geleceğini şimdi artık saniyelerden daha az
Ya muhtarlıklara yazdırırdık biliyor musun? Yurt dışı 2 gün sonra postaneden ararlardı bizi. Ayrılmayın işte Almanya'ya telefon bağlantınız varmış. 2 gün sonra gelirdi. Değil mi? Tabii ki yani şu ya anki... Ya bir heyecan işte o zaman yazıyorum değil mi abi? İşte o samimiyet. O ya, o zaman... Aslında insanlar şeyde yalnızlaştı. Çabuk konu değiştiriyorum ama kaloriferli evler olunca insanlar odalara çekilmeye başlayınca yalnızlıkla başladı diye düşünüyorum. Vallahi abi aslında bence ülkenin kanayan yarası bizi 80 metrekare yerlere tıktılar. Evet. Yani artık eve girdiğimiz zaman herkesin de bir cep telefonu tabii, tabii, tamam mı? Tabii. Yani kendi evimizin içinde kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Ya işte yani bu nasıl olur? Umudumuz hala var çünkü ne bileyim ya. Hala o kadar samimi duygu taşıyan büyüklerimiz, yaşıtlarımız, yeni nesilden kardeşlerimiz hala var. Yani inşallah çok bozulmadan tekrar o samimiyeti yakalarız. Abi şöyle bize ufak bir türküyle biz TV6'ya bir el sallayalım. Ne diyor? O zaman Yozgat tanıtım günlerindeysek Yozgat şöyle diyeyim. Yozgat diyelim. Dersini almış tam ediyor ezber. Dersini almış tan ediyor ezber. Sürmeli gözlerde sürme iğneler aman. Aman aman Yozgatlım aman. Evet ben Murat abiye çok teşekkür ediyorum. Abi diyorum çünkü Murat abiyle bizim cansız dostumuz. Kardeşimiz. Yaklaşık evet 10 sene iyi geçkin dostumuz. Kesinlikle. Çünkü tesadüf hani diyorlar ya daha da kavuşmazmış. İnsan insana kavuşur. Dikiz aynasından görüşürüz. Selam olsun saygılar. Yanımızda bir abimiz var. Yozgatlı. Yine Yozgatlı ama Hollanda'dan gelmiş bir abimiz. Abi tanıyalım önce seni. Evet ben Hollanda'dan gurbetçi. Grup Seymen Orkestrası solisti Nihat Köşkeroğlu. Yozgat tanıtım günlerinde etkinlikteyiz biz de. Sevgili Murat Balaban abi, Mümin Sarakaya abi biz de Türkiye'de etkinlikteyiz. Abi Hollanda'da müzik yapıyorsun, Türk müziği yapıyorsun. Evet. Nasıl abi? Yani soruyu da bulamadım ama şimdi orada bir gurbet türküleri. Ya orada gurbet türküleri tabii buradaki gibi olmuyor bu. Oradaki gurbet türküleri biraz daha duygusal o anlamda oluyor. Çünkü bütün bağların Türkiye'de. Bir yaşam alanın var Avrupa'da. Onu devam ettiriyorsun. Türkiye ile bağını koparamıyorsun. Orada atıyorum bir Neşet Ertaş'tan Aşma Zülfer okuduğun zaman Türkiye'deki sahnedeki gibi olmuyor tabii. Orada daha farklı oluyor değil orada mi? Orada duygusal oluyorsun. Tabii bugün Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da sahne yaptığında, sahneye çıktığında oradaki duygu tabii daha farklı oluyor. Abi ilgi nasıl? Yani şimdi orada yetişen 1970'te 56'da giden çocuklar, Türk orada doğan çocuklar kültüre sahip çıkıyorlar mı? Evet, bazı kesim buradan daha çok kültüre sahip
ciddi yani. Anlamda yani. Yani türküler olsun, tabii, Aman tabii ya. Çok güzel müzisyen arkadaşlarımız, ozanlarımız var, şairlerimiz var. Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Almanya ve Hollanda'da, hele hele Almanya'da daha yoğun bu. Daha yoğun diyorsun. Tabii. Abi o zaman senden bir gurbet türküsü dinleyelim ya. Tamam. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül. Hazin hazin ağlar gönül. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar. Evet, bugün Ankara'da Yozgat tanıtım günlerindeydik. Gezdik, lezzetlerinin tadına baktık, kültürlerini öğrendik ve şimdi yolumuza devam ediyoruz. Garip garip ağlar gönül, hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi, dertli dertli ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül, hazin hazin ağlar. Senin eserin sinemi yaktı kederin. Bu mudur senin eserin sinemi yaktı kederin. Ölsem de olmaz haberin. Dertli dertli ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül. Hazin hazin ağlar gönül. Ölsem